Merhaba Koç burcu ve özellikle de yükselen burcu Koç olanlar Eylül 2020 yılının gökyüzü enerjilerini ve WebGTR hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve özellikle Instagram adresini buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edip oradaki doğum haritası analizi çekilişlerine katılabilirsiniz ve gökyüzü gündemi ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Geliyoruz Eylül ayına. 2 Eylül'de Balık burcundaki dolunayla bu aya başlıyoruz. Sizin 12. ev konularınızla ilgili artık bir tamamlanma döngüsü. Bunun nakşatrası Satavişa'da gerçekleşiyor. Bu nakşatrası çok sıra dışı ve birazcık toplumun çok olumlu bakmadığı bir kapanış anlamına geliyor. Çünkü aykırılık ve sınırları kırmakla çok bağdaşan bir nakşatra. 12. ev konuları hastaneler, kapalı mekanlar, daha ruhsal bir evimizdir. Çok aslında insanların gözlemlemediği ama bizim bir şekilde onlara bilmesini istediğimiz konuları da kapsar. 12. ev böyle kapalı mekanlar dedik, hapishaneler, hastaneler vesaire, bu konularla ilgili bir uğraşınız var ise bunda artık bir sona geliyorsunuz. Ama gelmiş olduğunuz bu son pek de insanların olumlu bakmadığı, birazcık sizden beklenenin dışında aykırı, sınırları zorlama enerjisinde bir doğada bu kapanış enerjisi. Sonra 3 Eylül'e gelecek olursak Venüs'ün Satürn'e bir karşıtlığı olacak. Bu sizin 4. ev ve 10. ev akınızda gerçekleşiyor. Satürn zaten buradan çıkmak üzere 10. evin son derecelerinde. Venüs de yine 5. eve girme akısında çok yakın. O yüzden aslında sizin bir sonraki eviniz, yani 5-11 akısında da doğum haritanızda olma ihtimali çok yüksek. Venüs'ün Satürn'e karşılığının iki tezahürü vardır. Özellikle gönül ilişkileri içerisinde olan bireyler için engellenmeler. Bu bireyin çok istemediği, aileden kaynaklı ya da dış çevreden, dış faktörlerden kaynaklı bir engellenme de söz konusu olabilir. Ya da artık birçok engeli aşmış bireyler için ilişkinin daha sağlamlaşması gibi bir etki de söz konusu. Bir tık öteye taşıma, işte sözden nişana, nişandan düğüne ya da artık ailenin bilmesi gibi. Hani bir tık daha öteye taşıyıp daha sağlamlaşması adına bir etki de söz konusu olabilir. Bu birazcık da doğum haritanızdaki almış olduğu açılardan da kaynaklı. İki farklı tezahür olma ihtimali yüksek doğum haritalarında 4-10 akısına gerçekleşecek olan bu Venüs'ün Satürn'le karşıtlığı. Bu Venüs yengeçte olduğu için eğer kısıtlamalar söz konusu ya da ilişkinizde bir takım zorlanmalar söz konusu ise bu ailedeki bireylerden kaynaklı olma ihtimali de yine çok yüksek. Sonra 5 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçmiş olacak sizin. İlişkiler ve özellikle kendinizi karşıt akıdaki insanlara nasıl ifade ettiğinizi anlatan bir evi. Merkür'ün buraya geçmiş olması, ben özellikle bu Venüs-Satürn karşıtlığının hemen akabinde olacağı için çok iyi bir şekilde insanlara düşüncelerinizi anlatacağınız, özellikle ikili ilişkilerinizde çok iyi ifade edeceğiniz kendinizi bir döngü olacağını düşünüyorum. Hemen bu karşıtlığın akabinde eğer ilişkisinde zorlanma yaşayan bireyler ya da engellerle karşılaşan bireyler için bunu aslında çok akıcı bir iletişimle de çözüm yolu bulacağınız bir etki. Sonra 6 Eylül'de Venüs Aslan burcuna geçmiş olacak 5. evinizi. 5. özellikle çocuklu bireyler için çocukların hayatı ile ilgili çok keyifli bir döngüdür. Eğer bekar bir bireyseniz, özellikle bekar bireyler çok soruyor bu konularla ilgili sorular. Venüs'ün buraya gelmiş olması işte sizin için gönül ilişkileri noktasında biraz hareketlenme, bu konularla ilgili biraz gündemlerinizin olması ve daha keyifli bir döngü aslında. Aşk ve sizi heyecanlandıran konularla ilgili birazcık hareketleneceği bir döngü 6 Eylül ve sonrasında Venüs'ün Aslan burcuna geçmiş olması. Burada Venüs diğer bir anlamıyla gönül ilişkileriyle biraz para çıkışını da artıracaktır. Aslan burcuna geçmiş olması. 10 Eylül'de Mars geri harekete başlayacak sizin 1. evinizde. Mars bizim aslında hareket sistemi dediğimiz hayattaki yol alış, karar veriş ya da olayları nasıl değerlendirip nasıl çözüm yolu bulduğumuzdur. Bu geri hareketiyle aslında olaylar ve olaylara yaklaşımımız noktasında birazcık böyle bocalamalar ya da çok doğru şekilde hareket edememe gibi bir durumu da getirecektir. Çünkü Mars geri hareketiyle bizim hareket sistemimizin çok doğru çalışamaması, yani olaylarda ilerleyiş, kavrayış ya da çözüm yolu bulma noktasında bir takım tıkanıklıklar ya da yanlış bir yol tercih etmek gibi durumlarla karşılaşma ihtimalimizi artırıyor. Özellikle sizin 1. evinizde olduğu için Koç burcunda sizi birazcık daha yoğun etkileme ihtimali de yüksek. 13 Eylül'de de Jüpiter artık ileri harekete geçecek. Sizin kariyer ve kariyerle ilgili
gündemleriniz noktasında. Jüpiter burada geri hareketiyle aslında kariyer fırsatlarınızı birazcık bekletti ya da bir takım aksaklıklar gibi durumlar söz konusu oldu. Artık bu ileri hareketiyle size çok fazla bu konularla ilgili pozitif enerjisini sunacaktır. İş girişimleri, iş yatırımları ya da kariyerle ilgili sizden üst konumdaki insanlarla iletişim, konuşma, terfi, işte bir tık öteye kendinizi taşıma gibi gündemlerinizi bu döngüde yapabilirsiniz. Jüpiter'in ileri hareketiyle bu konularla ilgili tıkanıklığın önü açılması ya da çok güzel gelişmelere gebe olacağı bir süreç. Sonra 17 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek sizin 6. evinizde. İş hayatı ile ilgili gündemlerinizin ya da iş arkadaşlarınız, iş yükünüz, iş ortamında iş bölümü gibi bu konularla ilgili bir gündem ya da bu konularla ilgili bir pürüz var ise artık bu konulara bir yenilik geliyor. Bunun nakşatrası Utara Palguni de gerçekleşiyor. Bu çok tedavi etmek, akıl vermek ya da bir aracıyla bir orta yol bulmak ve özellikle önemli insanların sağ kolu olmak gibi böyle bir etkide. Özellikle bu iş hayatıyla ya da iş girişimleriyle ilgili bir evde gerçekleştiği için sizin için çok güzel bir iş fırsatı, bir yenilik. Çünkü önemli insanların böyle çok yakınında olma enerjisi olduğu için güzel bir konuma terfi etmek gibi bir etkide söz konusu. Utara Palguni çok akıl vermek olduğu için aslında birçok insanın belki telkinini dinleyerek bu yeniliği yapıyor olabilirsiniz. Böyle bir doğada olma ihtimali de yüksek. Eğer iş hayatıyla ilgili bir gündeminiz hiç yoksa, yani çalışmayan, daha evde rutin hayatı olan bir bireyseniz 6. ev konuları sağlık konularıdır. Sağlık sektörünü ya da bu konuları da ifade eder. Sağlık konularıyla ilgili bir yenilik yapıyor olabilirsiniz. Çünkü tedavi etmek, şifa bulmak ve bu konularla ilgili yeni bir yöntem, yeni bir hastane, yeni bir hekim gibi bir takım yenilikler söz konusu. Sonra 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçmiş olacak sizin evlilik ve ikili ilişkilerinizi ifade eden bir evi. Güneş burada özellikle ikili ilişkiler ve evlilik konularını birazcık aydınlatacak ki Terazi ile çok yakın, Terazi Burcu'nda ve Merkür'le çok yakın bir kontakta olduğu için Güneş burada aslında çok iyi iletişim kuracağınız, bir şekilde iletişim ve konuşmanızı, yazmanızı ya da ilgilendiğiniz konularla insanların dikkatini çekeceğiniz ya da insanlara vermiş olduğunuz telkinlerle bir takım parlayacağınız gibi bir etki. Özellikle yazar, yazma, çizme, bu tip işlerle uğraşan bireyler için bu çok daha olumlu bir göstergedir aslında. Güneş'in Terazi Burcu'nda ve Merkür'le konumlanmış olması sizi çok iyi iletişim kurmak ya da kendinizi çok iyi ifade edeceğiniz ortamlarda bulunma ihtimalini artırıyor. Sonra 29 Eylül'de Satürn ileri harekete geçecek. Uzun süredir geri hareketteki Satürn sizin kariyer noktanızda. Satürn 10. evinizin son derecelerinde. O yüzden kariyerinizden aslında çıkış yaparken çok daha yoğun hissettirecektir o evin döngüleriyle ilgili konuların daha fazla gündeminizde olmasını. Çünkü bir gezegen girerken ve o eve çıkarken daha yoğun hissederiz o evin konularını. Ve Satürn zorlanma ve kalıcılıkla ilgili bir enerji olduğu için ki Jüpiter de burada aslında geri harekete başlamanın hemen akabinde Satürn ileri harekete başlamış olacak. Satürn ve Jüpiter'in bu ileri hareketi özellikle sizin kariyerinizle ilgili bir keskin bir viraj ya da bir dönüm noktasına gelme, artık bir şeyleri değiştirmek adına sizi tetikleyecek bir etki. Bu döngüde bu ileri hareket aslında size kalıcı bir kariyer fırsatı da sunacaktır. İyi değerlendirmenizi ve bu konularla ilgili fırsatları çok iyi detaylı bir şekilde göz atmanızı öneririm. Genel etkileriyle Eylül ayı bu şekildeydi. Eylül ayı aslında birçok beklemede kalan olayların bir şekilde önünün açılacağı bir yıl diyebilirim. Çünkü en önemli olan iki gezegenin ileri harekete geçeceği bir ay. O yüzden iyi değerlendirin. Yine detaylara dikkat ederek bu yenilikleri hayatınıza taşıyın. Sizin için hesaplamış olduğum Ebced değeri hesaplamaları sonucundaki zikir Ya Fettah 489 defa söylenmesi gerekiyor. Diğeri de Hasbünallah ve Nimel Vekil. Bu da 400 ila 500 adet arası söylenmesi gerekiyor. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.